Gazeteci Erdemil'in vefatı Mersin'de büyük üzüntüyle karşılandı. Mersin'de uzun yıllardır gazetecilik yapan, birçok yerel gazetede köşe yazıları yazan, özellikle sokak hayvanlarına büyük sevgisiyle tanınan güncel Mersin İnternet Gazetesi imtiyaz sahibi Ender Erdemil, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 67 yaşında yaşama veda etti. Bir süre önce akciğer kanserine yakalanan Mersin basınının Ender ağabeyi Erdemil, hastalıktan kurtulmak için mücadele ediyordu. Mersin'de geniş kesimler tarafından tanınan ve çok sevilen Erdemil, son günlerde rahatsızlığının artması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Erdemil, doktorların çabalarına karşın kurtarılamayarak yaşama gözlerini yumdu. Bedenini tıp eğitiminde kullanılması amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kadavra olarak bağışlayan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Erdemil için cenaze töreni düzenlenmeyecek. Mersin'in Silifke ilçesinde bunalıma giren ve ırmağa atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, olayı görüp suya atlayan genç tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre 45 yaşındaki Ayşe Ş. gök sığırmağı üzerinde bulunan köprüden kendini suya bıraktı. Tesadüfen Ayşe Ş.'yi gören bir genç, kadının arkasından ırmağa atladı. Genç kendinden geçmiş vaziyetteki kadını suyun üzerinde tutmaya devam ederken olay yerine gelen vatandaşlar kadını yukarı çekti. Baygın bir vaziyette sudan çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerine çağrılan ambulansla 112 görevlileri tarafından yapıldı. Kadın daha sonra Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Şeyh'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sırtını dayamıştı, işte borcum var dedi. En son soğuk suda işte şok geçirdi, ben de atladım çarptım. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir müşteri mağazada içi altın dolu çantasını unuttu. 130 bin lira değerindeki altın çantayı gören başka bir müşteri, kaşla göz arasında çantayı poşetine koyup mağazadan çıktı. Altını çalan şüpheli, evini taşımak isterken polis tarafından yakalandı. Olay Tarsus Şehit Mustafa Mahallesi'nde giyim satışı yapan bir mağazada meydana geldi. Mağazaya gelen ÇSE adlı kadın alışveriş yaptı. Kasaya gelen kadın ödeme yaptığı sırada çantasında bulunan ve içerisinde altın olan küçük çantasını tezgaha bıraktı. Hesabı ödedikten sonra ÇSE küçük çantayı tezgahta unutup gitti. 30 dakika sonra aynı mağazada alışveriş yapan iki kadın kasaya gelerek kasiyere para verdi. Tezgahın üzerinde duran çantayı gören SK adlı şüpheli yanındaki kadının uyarısını aldırmadan çantayı açıp baktı. Yanındaki kadının çantayı ellememesi için uyarmasına rağmen SK, içinde altın bulunan çantayı kendi çantasına koyup iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Altın dolu çantasını mağazada unuttuğunu fark eden ÇSE, mağazaya gelip unuttuğu tezgahtaki çantasını bulamadı. Polis mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Çantayı alanı tespit eden polis, olaydan 2 saat sonra şüphelinin evine geldi. Olayın şüphelisi SK adlı kadını evini taşıma sırasında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemede denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Yani işte üretimimiz olmadan menşe sebebi olmayan. Toroslar Belediyesi ekipleri merdiven altı süt ürünleri üretimi yapan kayıt dışı bir imalathanede piyasaya sürülmek üzere 50 kilo peynir ele geçirdi. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiye işlem yapılırken peynirlerin üretildiği bölgenin aşırı kirli olması dikkat çekti. Selçuklar Mahallesi'nde sağlık kurallarına aykırı bir şekilde kaçak peynir imalatı yapan ve ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenlendi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan sağlıksız bir şekilde peynir imalatı yapan yabancı uyruklu ZB'ye cezai işlem uygulanırken ele geçirilen 50 kilo ürünse yasal işleme tabi olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zabıta ekipleri yasal işlemlerin yapılmasının ardından iş yerini tutanakla mühürleyerek faaliyetini sonlandırdı. Süt mü bu ya? Tabii, şey ya. Bayat galiba. Bayat gibi duruyor ya.
Mayra da. Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde Türkiye'de ilk böğürtlen hasadı başladı. Hasat edilen böğürtlenler Türkiye'nin değişik illerine kilosu 10 liradan gönderildi. Silifke böğürtlenciğin Haziran'ın 15-20'sinde başlıyor, Ağustos'un sonuna kadar, Eylül'ün başına kadar devam ediyor. Bu soğuk havaya koyuyoruz, Türkiye'nin geneline, yani 5-6 tane ilimize bunu gönderiyoruz. Burada bunlar şoklayıyor, dondurmacıya veriyor, reçelcilere veriyorlar. İşte son zamanlarda bu korona çıktı, bunda bağışıklık sistemini arttırıyor. Onun için buna daha tercih etmeye başladılar. Kansere faydası var. 8 dönüm 30 ton mal bekliyoruz. Ne geçen kadar? Sene 30 ton oldu. Bu sene de 30 ton 32 ton bekliyoruz. Ne kadar adam? Kilosunu da geçen sene 9 liraya verdik. Bu sene 10 lira, 10,5 lira, 11 lira o civarlarda düşünüyoruz. 4 ay boyunca çok sıktım ben mesela.